Türkiye Doğu Akdeniz'deki sessizliğini yeni savunma adımlarıyla bozuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaz'da sır perdesini araladı. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Modern savaş stratejilerinde, denizlerdeki hava savunma kapasitesi bir ülkenin savunma gücünün kilit unsurlarından biri haline gelmiştir. Hava savunma harbi muhribi gemileri, denizden sağlanacak koruma ile hem kıyı bölgelerini hem de açık denizlerdeki stratejik varlıkları koruma altına alır. Bu muhribler, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli füzelerle donatılarak, düşman hava unsurlarına karşı ön cephede yer alır ve hava tehdidini denizden itibaren bertaraf eder. Böylece, ülkenin savunma hattını denizlerde genişleterek kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığındaki açılış ve deniz platformları teslimat töreninde, Türkiye'nin deniz savunma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesine dikkat çekti ve bu projenin Türkiye'nin denizden hava savunmasını güçlendireceğini vurguladı. Erdoğan, TF-2000'in inşa faaliyetlerinin çok yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacağını belirtti. Bu gemi, Türkiye'nin denizlerdeki güvenliğini artıracak ve hava savunmasını denizden itibaren katmanlı bir şekilde sağlayacak. Cumhurbaşkanı, sadece TF-2000'den bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda milli denizaltı ve milli uçak gemisi projelerinin de devam ettiğini duyurdu. Bu projeler, Türkiye'nin denizlerdeki stratejik gücünü daha da pekiştirecek. Uçak gemisinde yer alacak Hürjet, Kızıl Elma, Bayraktar TB3 ve Anka3 gibi hava araçlarıyla Türkiye, deniz aşırı etki alanlarını daha etkin bir şekilde koruyacak. TF-2000 projesi, aslında Milgem projesinin 9-10, 11 ve 12. gemileri olarak planlanmıştı. Ancak son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında bu gemilerin istif sınıfı fırkateyni olarak inşa edilmesi kararlaştırıldı. Böylece TF-2000, Milgem projesinin 13, 14, 15 ve 16. gemileri olarak inşa edilecek. TF-2000'in envantere girişi ise 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu gemilerin silah ve sensör sistemleri, tamamen Türk savunma sanayi tarafından üretilecek ve bu da projenin milli bir başarı olarak öne çıkmasını sağlayacak. TF-2000'in ana görevi, hava savunma olacak. Bu gemi, diğer Milgem sınıfı gemilere göre çok daha uzun menzilli radarlar, daha fazla personel ve daha yüksek füze kapasitesine sahip olacak. Örneğin, TF-2000'de kullanılacak olan Çafrat çok amaçlı faz dizinli radar sistemi, Aselsan tarafından geliştirilen ve hedeflerin 450 kilometreden tespit edilmesini sağlayan son derece gelişmiş bir radar sistemi. Bu sistem, aynı zamanda tespit edilen hedeflerin hava savunma füzeleriyle aydınlatılmasını sağlayacak ve daha küçük hedeflerin hassas bir şekilde takip edilmesini mümkün kılacak. TF-2000'de yer alacak hava savunma silah sistemleri de oldukça etkileyici. Milgem Ada sınıfı korvetlerde bulunan 10 kilometre menzilli RM sisteminin yerini, TF-2000'de 100 ila 150 kilometre menzilli siper füzeleri alacak. Bu füzeler, 64'lü midle lançerlerinden fırlatılabilecek ve sadece hava savunma füzeleri değil, atmaca ve gezgin gibi taarruz füzeleri de kullanılabilecek. Libya örneği, TF-2000'in ne kadar kritik bir proje olduğunu gösteriyor. Libya'daki operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ciddi bir hava tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı ve Gabia sınıfı fırkateynler, bu tehdidi savuşturmak için görev almıştı. Ancak bu gemilerin kısa menzilli füzeleri, kıyıya yaklaşmalarını zorunlu kılmış ve bu da onları büyük bir risk altına sokmuştu. TF-2000, daha uzun menzilli radar ve füzeleriyle bu tür tehditlere karşı çok daha etkin bir savunma sağlayacak ve denizden kara hedeflerine taarruz yeteneği sunacak. Ayrıca, 8.300 tonluk bu gemi, aynı zamanda lojistik bir üs görevi görecek. Sonuç olarak, 4 adet TF-2000 gemisi, Mavi Vatan'ın tamamını bir hava savunma şemsiyesi altına alacak ve Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını ciddi ölçüde artıracak.
Türkiye Doğu Akdeniz'deki sessizliğini yeni savunma adımlarıyla bozuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaz'da sır perdesini araladı.